Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Taharet Temizlik Kitabı, Bab-ül Vudu'yi Abdest Babı. Men her kim erade isterse es-salaten namazı, yani namaz kılmayı isterse ve huve o da muhdisun abdestsizse felyetevadda abdest alsın. Ve farduhu onun farzları, abdestin farzları, gastul vecihi yüzü yıkamak ve gastul yedeyni her iki eli yıkamak ma'al mirfakayni dirseklerle beraber. Ve mesur rubu'r ra'si başın dörtte birine meshetmek. Ve gastur ricleyni her iki ayağı yıkamak ma'al kâbeyni aşık kemikleriyle beraber. Ve sünenuhu onun sünnetleri yani ve sünenul vudu'i daha doğrusu abdestin sünnetleri. Gastul yedeyni her iki eli yıkamak ile rusgeyni bileklere kadar felâfen üç kere. Yani iki eli üç kere bileklere kadar yıkamak. Kable önce idhalihima o her iki eli sokmadan önce fil inayin kaba. Yani o kaba sokmadan önce abdest alınan kaba. Ama limen o kimse için ki istayıkade uyandı minnevmi uykusunda. Uykusundan uyanan kimse abdest alacağı zaman o kaba her iki elini sokmadan önce üç kere her iki elini yıkaması sünnettir. Ve tesmiyetullahi teala Allah yani Yüce Allah'ın ismini anmak yani besmele çekmek fi iptidaihi başlangıcında abdestin başlangıcında yine sünnettir. Ve sivakü misvak kullanmak da abdestin sünnetlerindendir. Ve mazmazatu ağza su vermek ve istinşaku burna su vermek felaten üç kere. Yani üç kere ağza ve burna su vermek yine sünnettir. Ve meshu cemi'ir ra'si başın tümünü meshetmek ve uzuneyni her iki kulağı meshetmek ama bima'in vahidin bir suyla. Bima'in su ile vahidin bir. Bir suyla yani bir kimse başının tümünü mesheder. Ondan sonra tekrardan bir su almadan her iki kulağını da mesheder. Yani bir suyla hem başını hem kulağını meshetmiş olur. Ve tehlilul lihyeti sakalı karıştırmak, sakalı hilallemek. Vel esabi'i yine parmakları hilallemek yine sünnettir. Ve teslisul gasli yıkamayı üçlemek. Yani hangi uzvunu yıkıyorsa yıkasın, üç kere yıkaması yine sünnettir. Ve yüstehab bu müstehaptır fil vudu abdeste. Sünnetle müstehabın farkı şu, sünnet Peygamber Efendimizin sürekli olarak yaptığı şeyler, müstehab ise bazen yaptığı, bazen terk ettiği veya yapmasını tavsiye ettiği şeyler. Abdestle müstehaptır en niyetün niyet. Fakat sahih olana göre Hanefi mezhebinde de niyet sünnettir. Ve tertipte müstehaptır diyor. Bu da yine sünnettir. Ve teyemmünü sağdan başlamak. Yani ilk başta sağ kolu yıkamak vesaire bunlar da yine sünnettir. Ve mesur rakabeti enseyi meshetmek işte bu müstehaptır. Yani sahih olan bunun müstehap olması bu üçünün de müstehap değil de sünnet olmasıdır. Faslun bir fasıl ki nevakidur vudu'i abdesti bozan şeyler hakkında bir fasıl. Ve yenkuduhu onu bozar yani abdesti bozar. Küllü her ma o şey ki harece çıktı min sebineyni iki yoldan. Yani ön ve arka. Ön çıkış yolu ve arka çıkış yolundan her iki yoldan çıkan her şey ki abdesti bozar. Yani makattan ve ön kısımdan çıkan her şey ki abdesti bozar. Bir de ve min gayri sebileni iki yol dışında çıkan şeyler de yine bozar ama in eğer kâne olursa neciysen necis olursa. Yani mesela bir kimsenin ön ve arkası dışında herhangi bir yerinden kan çıktığında bu da abdesti bozar. Zira kan necistir. Ha, ön ve arkadan çıkan şey her ne olursa olsun abdesti bozar. Vesale yine akan ve yine abdesti bozar. Yani ve yine yenkuduhu o abdesti bozar. Sale akan şey en ra'si curhin başın yarasından. En ra'si baştan ama ra'si curhi yani baş yarası. Baş yarasından akan her türlü şey de yine kan olur, irin olabilir, işte herhangi sıvılar olabilir. Bunlar yine abdesti bozar. Vel kay'u kusmak ama mil el femi ağız dolusu, ağız dolusu bir ağız dolusu kusmak da yine abdesti bozar. Ve in eğer ka'e kusarsa demen, kan kusarsa, ev kayhen ve irin kusarsa ne kadeh. Yani abdesti bozulur. Ve in her ne kadar lem yemleil feme ağız dolusu olmasa da. Yani kan ve irinin dışında olan şeyler ağız dolusu miktarında kustuğunda abdest bozulur. Ağız dolusundan az kusmuşsa bozulmaz. Ama kan ve irin kustuğunda isterse ağız dolusu olmasın az da kusmuş olsa abdesti bozulur. Ve ize o zamanki ihtalete demu kana karışırsa bil busaki
Yani daha doğrusu tükürüğe kan karışırsa. Ve o zamanki ihtarata karışırsa eddemu kan bil busaki tükürüğe. Tükürüğe kan karışırsa in eğer galebehu o tükürüğe galip olmuşsa yani üstünlük yapmışsa ne kadar abdesti bozulur. Ve yenkuduhu yine o abdesti bozar ennevmu muttaci'en uzanarak uyumak. Uzanarak uyumak da abdesti bozar. Ve keder ki yine böyledir. El muttaki'u yaslanarak yani bir kimsenin arkasına yaslanarak uyuması ve müstenidu dayanarak uyuması herhangi bir şeye dayanarak uyuması da yine abdesti bozar. Vel igma'u bayılmak ve cununu delirmek de abdesti bozar. Ve nevmu kaimen ayakta uyumak ve rakiyen ruku haletinde yani namazdayken ruku haletinde uyumak ve saciden secde yapıyor olduğu halde uyumak ve kaiden oturuyor olduğu halde uyumak. Bir de ve mes'ul mer'eti kadına dokunmak la yenkudul vudu'e abdesti bozmaz. Ayakta uyumak, rükuda, secde haletinde, oturduğu esnada uyumak, yine kadına dokunmak la yenkudul vudu'e abdesti bozmaz. Ve keza yine böyledir. Yani yine la yenkudul vudu abdesti bozmaz. Messu zekeri, erkeğin zekerine dokunması, erkeklik uzuvuna dokunması yine abdesti bozmaz. Vel kahkatu fis salati namazda kahkaha atmak, kahkaha bir kimsenin sesli bir şekilde gülmesidir. Bir kimsenin sesli bir şekilde gülmesidir. Yani namazdayken sesli bir şekilde gülmek, yani kahkaha atmak tenkudu abdesti bozan şeylerdendir. Böylelikle abdest konusunu bitirmiş, gusül konusuna gelmiş olduk. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.